Çarşamba günü Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın toplu açılış töreninde yatırım bedeli 7,7 milyar lira olan 375 eseri ülkemize kazandırdık. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Reza Zarrab davasını cambaza bak cambaza oyunu diye niteleyen Erdoğan, bu davanın Türkiye'ye karşı bir komplo olduğunu söyleyerek Obama yönetimi döneminden kalanlarca yürütüldüğünü ve Trump'ı da hedef aldığını öne sürdü. Erdoğan, davanın projesinin Amerikan yönetimi içindeki bir gruba ait olduğunu, malzemenin temini, görevini de FETÖ'ye ve CHP'ye verildiğini söyledi. Amerika'daki dava hukukla, adaletle, ticaretle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Bu oyunla bir taşla aynı anda pek çok kuş birden vurulmak hedefleniyor. Davanın projesi Amerikan yönetimi içindeki bir gruba aittir. Malzemelerinin temini görevi de FETÖ'ye ve CHP'ye verilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka operasyonundaki DAEŞ militanlarına ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Ey Amerika, özgür Suriye ordusunu seninle birlikte kurduk." diye seslendi. Şimdi buradan bir şey açıklıyorum. Rakka operasyonundaki DAEŞ militanlarının sürüleceği yer neresi biliyor musunuz? Evet. Mısır. Sana Çölü, oraya. Ve orada onlar istihdam edilecekler. Görevlerini daha sonra yakından takip edeceğiz. Masaya oturunca, lafa gelince hassasiyetlerinize saygı duyuyoruz. Bu tezgahı da iyi bilelim. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. İsrail'in başkentinin Kudüs olacağı tartışmalarına da değinen Erdoğan, İsrail ile diplomatik bağ koparabiliriz dedi. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Ve biz kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir.